sizlere bugün Finlandiya ile Türkiye arasında bağımsız cumhurbaşkanlığı adaylığı ve bağımsız milletvekili adaylığıyla ilgili karşılaşma yapacağım. Şimdi Türkiye'de bağımsız cumhurbaşkanı adayları ne yapıyorlar? Direktörlerini veriyorlar ve 5 gün içinde 100 bin imza toplamalar gerekiyor. Milletvekilleri ise bağımsız milletvekili başvuruyor. İşte 56 bin TL kadar para yatırması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın da 556 bin TL. Finlandiya'da durum nasıl? Finlandiya 5,5-5,6 milyonluk ülke. Finlandiya'da bağımsız cumhurbaşkanı aday olmak için 20 bin imza toplanması gerekiyor. Ama 20 bin imza 5 günde değil seçim tarihinden 7 ay önce başlıyor. Ne yapıyorsunuz? Ben de Finlandiya'nın şu andaki cumhurbaşkanı partiden aday olmadı. ikinci kez aday olduğu zaman bağımsız aday olmak istedi. Ben de ben de işte Haziran ayında başladı Şu, seçim Şubat ayına. Yani sonraki e, yılın Şubat ayı 7 ay süre var. O arada ne yaptık? Helsinki'de işte adını soyadını yazıyorsunuz. Elinizde e, kağıt var. Her ada e, destekleyen için adını soyadını adresini yazıyorsunuz. İşte kimlik numarasının son kısmı hariç diğerlerine ya telefon numarasını yazıyorsunuz. Ve böyle topluyorsunuz bunları. Ben 1200 tane topladım. Yani ama çok basbaya zahmetli iş. Ne yapıyor? Bunları topluyor. Adalet Bakanlığı'na veriyor. Adalet Bakanlığı da inceliyor imzaları. E i̇mzalardan rastgele bazılarına telefon ediyor. Sen attın mı atmadın mı diye. Yine. Ya böyle bir kontrol var. Zaten sahtekarlığa karşı büyük bir ne yapıyor? Hüküde e, bir kez yaptığın zaman hata o ömür boyu senin önüne geliyor. 20 bin imza ama ondan sonra para, para yok. Ödeme yok. Milletvekili aday olacaksınız. Mesela Helsinki'den ben bağımsız milletvekili aday oldum. Ne yaptın? 100 tane kişi aynı şekilde topluyorsun imzaları, adresini yazıyor, adını soyadını yazıyor. Ondan sonra telefon numarasını yazıyor, kimlik numarasını da son kısmı hariç diğer tarafını yazıyorsun sonra. Götürüp Adalet Bakanlığı'na veriyorsun. Zaten adreste neyi buluyorlar? O kişinin gerçek kimlik numarasını kendileri de zaten buluyorlar. Ne yapıyorlar? Aralarında bazılarına telefon ediyorlar, bazı şüphelendiklerinde yine ne yapıyorlar? İnceliyorlar. Eğer 100 tane imza, geçen imza aldığın imza seni destekleyenlerin, aday gösterenler için geçerliyse ne yapıyorsunuz? Ondan da kimlik numaranızla zaten başvurmuşsunuz, adaylığınız kabul ediliyor ama sizden hiçbir ücret istemiyor. Şimdi Türkiye'de 5 günde 100 bin imza toplayacaksınız. İmza sayısı Finlandiya'ya göre aslında. Çünkü Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Finlandiya'nın 15-16 kat nüfusuna sahip. Ne oluyor? Yani yaklaşık 300 bin imza Finlandiya'ya göre. Çünkü Finlandiya'da 20 ise orada 300 bine yakın imza gerekiyor. Onu toplamak 5-6 ayda basmaya zahmetli iş. Ama sen 5 günde 100 bin imza için gidip millet hem de bir yerde imza atacak. Bu çok aceleci ve ne işle nasıl bir işlem? Zor bir işlem. Bunun tabii ileride düzeltilmesi gerekiyor. Aday gidecek işte taraftarları veya kendisi de belli sürede imzaları toplayacak. O kağıtları Adalet Bakanlığı'ndan filan diye de alıyorlarız. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alırsınız o aday imzalama, her aday için imzalanacak tek kağıtları. Onları ne yapıyorsunuz? <laughs> İmzalıyorlar, topluyorsunuz, getirip veriyorsunuz. Ha, ne oluyor? Ya diyor biraz kabul etmedim. Onu sonra sana diyor ki süre veriyor. Şu kadar sürede git biraz daha bu eksiklerini tamamla diye. Yani Süren bitmiş ama o arada yine ek süre veriyorlar sana. Yani yöntem neye yönelik? Sen illaki aday olmaya çalış. Biz seni ne yapıyoruz? Aday göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi bağımsız milletvekili aday olacak. E, 55 bin, 56 bin TL niye ödesin ki? Finlandiya'da ne var? Daire daire oy pusulası bir daire e, kenarda yazıyor hangi seçim olduğu. Dairenin içine aday numarasını yazıyor. Yani her adaya bir numara veriyorlar. İnşallah Türkiye'de artık artık okur yazarlık oranı yüksek olduğu için ne yaparsın bu hem de e, ne oluyor? Adaya oy verme sistemi milletvekillerinde de olduğu için halk seni birinci sıraya koyuyor. Parti koymuyor. İyi oy olan her zaman da ne oluyor? Aday oluyor. Bunun için bunu e, Türkiye'de inşallah getirirler. Yani bir ya da mühür ne olmuş pusulada biraz daha uzamış kağıt oranı önemli değil ki o. Yani niye? Çünkü ne diyor? Sen aday olduğun zaman demokrasiye katkıda bulunuyorsun. Yeter ki gel aday ol diyor. Milletvekili bağımsız aday ol, Cumhurbaşkanlığına bağımsız aday ol. Niye? Seçimi daha ne yapıyorsun? Renklendiriyorsun. Bunları bizim artık aşmamız lazım. Eskiden ne vardı? Cumhurbaşkanlığı 2014 yılında işte ilk kez yapıldığı zaman e, meclisten 20 tane milletvekili aday gösterecek yoksa olmuyor. Şimdi yeni çıktı bu imzalı şey e, aday gösterme konusu. O zaman ne yapmıştı? Onu düşünülmemişti. E milletvekilleri imzalayacak. E ne oldu? Güya halk seçecek. Ama halk Gene neyi seçecek? Milletvekillerinin gösterdiğini. Yani kendi arasından adayı çıkartması mümkün değildi o zamanki sisteme göre. Şu anda düzeltti. O zaman ben ne yaptım? 2000 o tarihe not düştüğün yine. Zamanın Cemil Çiçek Beclis Başkanı. Cemil Çiçek'e benim çünkü diplomam da var üniversite durumundan. O zaman da 40 yaşını geçmiştik. Cemil Çiçek'e yazdım. Dedim ki ben dedim Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Bütün kriterlerim tamam. Ama dedim benim adımı adıma adımı mecliste milletvekillerinin imzasına açın, açın. 20 tane milletvekili imzalasın. Ben de ne yapayım? Cumhurbaşkanlığı aday olay indiğine mail attıydım. Maillerim arşivimdedir. E, niye? Tarihe not düşeyim diye. Şu anda ne olmuş? 100 bin imzayı yaptılar mı? Yaptılar. O zaman neydi hataydı? Şimdi diğer hata ne? Cumhurbaşkanlığına veya milletvekilliğine adaylardan para almayacak. 100 tane 100 kişiye gidiyorsun en az senin imzalıyorlar kağıdını Adalet Bakanlığı'ndan aldığın kağıdı şimdi ye sekreterimiz e Türkiye'de onu imzalıyor sen getiriyorsun bunlar beni aday gösteriyorlar diyorsun. O şekilde. Yani patlinin önüne gelen de milletvekili adayı olamıyor. Ne yapıyor? O da gene bir uğraşıyor. Ha, Türkiye'de dersin ya 500 kişi getir. Büyük şehirlerde. Ama 6 7 8 bin kişilik şehirlerde 100 tane yeter. Doğru. Adam gelsin aday olsun. Bir sefer kazanır, seçimi öğrenir, sonra iyi siyasetçiler çıkar. Yani ne yaparsın? Onların önüne açıyorsun. Aynı şekilde ne oluyor? Adam tüm başkanlığı aday olacak olsun. Ama gitsin o imza sayısı 100 bin diyersin. Dersin 150 bin 200 bin de diyebilirsin ama 100 bin normal. Ama onu 5 günde değil. Onu da adaylık başvurusunu yapmadan topluyor bir de. Yani onu sonra getiriyor ondan adaylık başvurusunu yapıyorsun. 100 imzayı getiriyor. Adaylık ha, o eksik oldu 100.000 imza. Ne yapıyorsun? Onun üstünde yine eksikleri şu kadar saymadık diyebilirsin. Onlar teker teker kontrol ediyorlar onu. Adalet Bakanlığı Finlandiya'da. Türkiye'de YSK kontrol eder. Bu para ödeme işini ve kaldırmamız lazım. Adaylara 5 gün değil de daha aylarca süre verebilsin. Finlandiya'da ta 6-7 bir sene önce de ne diyorlar? E, Cumhurbaşkanlığı adaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Mecliste bir tane milletvekili olan parti bile aday gösterebiliyor. Onu imza toplamasına ne oluyor? Gerek olmuyor. Sadece bağımsız adaylarda bu var. Ve Finlandiya'nın şu andaki Cumhurbaşkanı 2018 seçimlerinde bağımsız aday oldu. Ve ben, ben onların aynı partisi ama arkasındaki eskiden şey partisi ona imza toplamada yardımcı oldu. Ben de ne yaptım? 1200 imza topladım. 1200'ün üzerinde ve rekor bende. Tek kişi olarak. Ama basbayağı yoruldum. İmza attırıyorsun. insanlara diyorsun atar mısın diyor. Geliyor dolduruyor kağıdı imzaya atıyor. Ve onları getirip veriyorsunuz içeri. En sonunda toplandığı zaman 20 bini geçtiği zaman adaylık başvurusunu ne yapıyor? Cumhurbaşkanı olarak yapabiliyor. Ben Finlandiya'da milletvekili seçimlerinde şu anda adayım. Yine üçüncü kez adayım. Avrupa Parlamenti seçimlerine katıldım. Belediye seçimlerinde de dört kez aday oldum. Yani sekizinci kez şu anda sağdayım ve seçim tecrübem iyi. Bu nedenle sistemi ne yaptım? Öğrendim ve sizlere bu sistemde de ne yapıyorum? Örnekler veriyorum. Yeter ki gel diyor aday ol, sisteme katıl, demokrasiye katkın olsun. Ama 55 bin TL ver. Niye versin ki? Belki adamın parası yoktur ama aday olacak. imzaya topluyor, taraftarları var. Toplasın gelsin, bağımsız aday olsun. Bunların önünü atmamız lazım. 5 günlük imza özellikle bu Cumhurbaşkanlığında çok az bir süre bunu da uzun vadeye yaymak gerekiyor. Dediğim gibi 2014'te Hatay'ı gördüm, yazdıydım. Şimdi ne oldu? Milletvekilleri haricinde başkaları da bağımsız aday gösterebiliyorlar başka kişileri. Onun için şu anda da bu sistemdeki arıza bu bu da inşallah düzeltilir bu konuda sizleri bilgilendirmek istedim. Hepinize Helsinki'de selamlar. Kalın sağlıcakla.